14. bölüm. Bir çığlık attım. Ne oldu, ne oldu diye sordu Polina tuhaf bir sesle. Yüzü bembeyazdı. Kederle bakıyordu. Ne mi oldu? Siz burada benim odamda. Gelirsem tamamen gelirim. Adetim böyledir. Siz daha sonra göreceksiniz zaten. Bir mum yakın. Mumu yaktım. Ayağa kalkıp masaya yaklaştı. Önüme açılmış bir mektup koydu. Okuyun diye emretti. Bu Descuris'in yazısı diye haykırdım mektubu alırken. Ellerim titriyor, Satırlar gözlerimin önünde dönüyordu. Mektupta tam olarak ne yazdığını unuttum. Kelimesi kelimesine değilse de en azından kabaca şöyleydi. Matmazer diye yazıyordu Descruz. Bazı nahoş olaylar yüzünden derhal gitmem gerekiyor. Her şey iyice belli olana dek size kesin bir açıklama yapmaktan özellikle kaçındığımı şüphesiz fark etmişsinizdir. Akrabanız olan ve yaşlı hanımın gelişi ve saçma davranışları beni tüm tereddütlerimden kurtardı. Elbette işlerimdeki düzensizlik de bir süredir beni sarhoş eden o tatlı umutlara dair daha fazla hayale kapılmaktan kat'i surette men ediyor. Geçmişte yaşananlara çok üzülüyorum fakat umarım davranışımda bir centilmene ve dürüst bir adama yakışmayan bir şeyler bulmazsınız. Neredeyse tüm paramı üvey babanızın borçlarını ödemeye harcadığımdan elimdeki imkanları kullanmak zorunda kaldım. Hiç gecikmeden adama ipotekli malların satışına başlamaları için Petersburg'daki dostlarımdan yardım istedim. Yine de düşüncesiz üvey babanızın bütün servetini harcadığını bildiğimden ona 50 bin frank bağışlamaya karar verdim. Ve bu miktarın karşılığı olan taşınmazların üzerindeki ipoteği kaldırıyorum. Yani taşınmazlar üzerindeki hakkınızı mahkeme marifetiyle talep edip geri alma imkanına sahipsiniz artık. İşlerimin hala hazırdaki durumunda bu davranışımın epey yararınıza olacağınızı umarım. Ayrıca bu davranışımla onurlu ve soylu bir adama düşen tüm görevleri yerine getirdiğimi umarım. Sizi temin ederim hatıramız ile evet kalbimde kalacak. E i̇şte her şey ortada dedim Polina'ya ve öfkeyle ekledim. Yoksa başka bir şey mi bekliyordunuz? Hiçbir şey beklemiyordum diye cevap verdi sakince. Ama sesi biraz titriyordu sanki. Uzun zaman önce kararımı vermiştim. Düşüncelerini okuyor, ne düşündüğünü gayet iyi biliyordum. Onu arayacağım, ısrar edeceğimi sanmış. Onu özellikle daha çok küçümsemeye başlamıştım diye devam etti. Ne yapacağını merak ediyordum. Miras telgrafı gelseydi o aptalın, yani üvey babamın borçlu olduğu parayı suratına fırlatıp onu kovacaktım. Uzun süredir hem de çok uzun süredir ondan nefret ediyorum. Ah eskiden hiç böyle biri değildi. Şimdikiden bin kat farklı bir adamdı. Oysa şimdi, aha elli bin frankı ne büyük bir sevinçle o alçak suratına fırlatırdım. Hem de tükürerek. İyi ama o belge geri verdiği Elli bin franklık senet genelde değil mi zaten? Alıp Descouryse geri gönderin işte. Ah aynı şey değil. Aynı şey değil. Evet elbette aynı şey değil. Zaten generalin kendine hayrı yok artık. Ya büyük anne diye bağırdım birden. Polina dalgın ve sabırsız bir ifadeyle bana baktı. Ne büyük annesi dedi sıkıntıyla. Onun yanına gidemem. Hem kimseden merhamet dilenmek istemiyorum diye ekledi ters ters. Ne yapmalı peki diye haykırdım. Hem nasıl sevebildiniz deskürüsü? Alçak, alçak. Onunla düellü edip öldürmemi ister misiniz? Nerede şimdi? Frankfurt'ta üç gün orada kalacak. Tek sözünüz yeter. Yarın ilk trenle giderim dedim aptalca bir coşkuyla. Gülmeye başladı. Ne olacak ki? Herhalde sizden 50 bin frangı ister. Hem neden de öyle etsin ki? Ne saçma. Peki şu 50 bin frangı nereden bulmalı? Nereden diye tekrarlayıp duruyordum. Dişlerimi gıcırdatarak. Sanki o parayı pat diye bir yerden toplayabilecek gibiydim. Ya Bay esley dedim birden ona dönerek. Aklıma tuhaf bir fikir gelmişti. Polina'nın gözleri parladı. Ta içime işleyen bakışlarını gözlerime dikip acı bir gülümsemeyle. Ne yani? ''Şu İngiliz için senden ayrılmamı mı istiyorsun?'' dedi. ''Bana ilk kez sen.'' diyordu. Sınırım o anda heyecandan başı döndü. Birden bitkin düşmüş bir gibi kanepeye oturdu. Bense yıldırım çarpmış gibi oldum. Gözlerime ve kulaklarıma inanamadan kala kalmıştım olduğum yerde. Demek beni seviyordu. Bay Esli'ye değil bana gelmişti. O tek başına bir genç kız bir otelde benim odama gelmişti. Yani herkesin nezdinde itibarını zedelemeyi göze almıştı. Bense karşısına geçmiş Hala hiçbir şey anlamadan dikiliyordum. Birden çılgınca bir fikir düştü aklıma. Polina, bana bir saat izin ver. Sadece bir saat burada bekle. Hemen döneceğim. Bu kaçınılmaz. Göreceksin. Burada kal. Hayret ve soru dolu bakışlarını karşılıksız bırakıp koşarak odadan çıktım. Arkamdan seslendi ama dönmedim. Bazen en çılgın, en imkansız görünen fikir kafanızda öyle kuvvetli bir yer edinir ki öyle veya böyle gerçekleşeceğini zannedersiniz. Dahası bu düşünce şiddetli güçlü bir arzuya eşlik ediyorsa bazen onu kaçınılmaz, önceden belirlenmiş kadere yazılmış var olmaması gerçekleşmemesi imkansız bir şey gibi kabul edersiniz. Belki burada başka bir şeyler, önsezilerin bir bileşimi, olağan dışı bir irade, kendi hayal gücüyle kendini zehirleme veya buna benzer bir şeyler söz konusudur. Tam bilemiyorum ama o akşam bir mucize yaşadım. Gerçi matematikle açıklanabilir belki. Yine de benim için hala mucize. Peki bu kesin inanç nasıl bunca derin ve köklü bir biçimde yerleşmişti içime o zamanlar? Çünkü onu bir daha söylüyorum. Sıradan, gerçekleşmesi mümkün herhangi bir olay gibi değil. Gerçekleşmemesi imkansız bir şey olarak görüyordum. Onu çeyrek geçiyordu. Kumarhaneye öylesine müthiş bir umutla ve o zamana dek hiç hissetmediğim bir heyecanla girdim. Oyun salonları gündüzden iki kat daha az insan olmasına rağmen hala kalabalık sayılırdı. Saat 11'de oyun masalarında sadece gerçek, pervasız kumarbazlar kalır. Onlar için kaplıcada ruletten başka hiçbir şey yoktur. Buraya sıf rulet yüzünden gelmişlerdir. Sezon boyunca kumar haricinde çevrelerinde olup bitenle hiç ilgilenmezler. Sabahtan akşama kadar kumar oynarlar. Mümkün olsaydı gün ağrana dek bütün gece oynarlardı herhalde. Gece 12'de rulet masası kapandığında büyük bir hoşnutsuzlukla dağılırlar. Kurpiyerlerin en kıdemlisi kapanıştan önce yani saat 12'ye yaklaşırken son 3 oyun baylar diye bağırır. Son 3 oyuna ceplerinde ne varsa yatırmaya hazırdırlar. Elbette en büyük paralar da bu saatte kaybedilir. Doğruca büyük annenin daha önce oynadığı masaya yaklaştım. Pek kalabalık sayılmazdı. O yüzden kısa sürede masanın yanında ayakta bir yer bulabildim. Tam önümde yeşil çuanın üzerinde pase sözcüğü yazılmıştı. 19'dan 36'ya kadar olan sayıların yer aldığı diziye pase denir. Birden 18'e kadarki ilk dizinin adı ise Manko'dur. Gerçi bana ne bunlardan? Ben hesap falan yapmıyordum. Son gelen sayıyı bile duymamıştım. Hatta azıcık kazanma hesabı olan herhangi bir kumarbazın aksine kimseye son sayıyı bile sormamıştım. 20 frederimin tamamını çıkarıp pastaya koydum. 22 diye bağırdı kurpiye. Kazanmıştım. Yeniden hepsini sürdüm. Hem sermayemi hem kazandığımı. 31 diye bağırdı kurpiye. Yine kazanmıştım. 80 frederim olmuştu. Hepsini ortadaki 12 sayıya koydum. Yani 3 kat kazanç ama 2 karşı ihtimal. Tekerlek döndü ve 24 geldi. Bana 50 frederiklik 3 paket 10 da altın verdiler. Şimdi sermayemle birlikte iki süre direğim olmuştu. Bu tutulmuş gibi bütün para yığınımı kırmızıya koydum ve birden kendime geliverdim. Bütün gece boyunca korkudan soğuk terler döktüğüm, ellerimin ayaklarımın titrediği tek an buydu. Kaybetmenin benim için ne anlama geleceğini dehşet içinde fark ettim. Masada duran bütün yaşamımdı. Roju diye bağırdı kurpiye ve rahat bir soluk aldım. Ateş gibi yakan bir karıncalanma kapladı tüm vücudumu. Bana banknotla ödeme yaptılar. Toplam 4000 florin ve 80 frederik altınım olmuştu. Henüz hesaplayabiliyordum. Ondan sonra yine ortadaki 12'ye 2000 florin koyup kaybettiğimi hatırlıyorum. Altınlarımı ve 80 frederiğimi de oynayıp kaybettim. İçimde bir öfke kabarmıştı. Kalan 2000 florinimi kapıp ilk 12 sayısını oynadım. Öylesine gelişi güzel, hiç hesap yapmaksızın. Fakat bu kısacık süren bekleyişte belki de ancak Madame Blanchard'ın Paris'te bulununda yere uçarken hissettiği duyguyla karşılaştırabilecek bir duyguya kapıldım. Dört diye bağırdı Kurpiyer. Öncekiyle birlikte tekrar altı bin oldu. oldu. Muzaffer bir eda takınmıştım. Artık hiçbir şeyden korkmuyordum. Siyaha dört bin koydum. On kumarbaz da ardımdan siyah oynadı. Kurpiyeler bakışları, bakıştılar aralarında konuştular. Etraftaki herkes bir şeyler mırıldanıyor ve bekliyordu. Siyah geldi. Ondan sonra ne kadar ve nasıl oynadığımı hiç hatırlamıyorum. Hayal meyal de olsa tek hatırladığım yaklaşık altı bin florin kazandım. Sonra talihsiz 3 oyunda bunun 12 binini kaybettim. Kalan 4000'i pasede oynadım. O sıra artık hiçbir şey hissetmiyor, hiçbir şey düşünmüyor. Sadece bekliyordum ve kazandım. 4 oyun daha üst üste kazandım. Sadece paraları biner biner topladığımı hatırlıyorum. Bir de sadık kaldığım ortadaki 12 sayısının daha sık geldiğini. Neredeyse düzenli olarak en az 3 kez üst üste geliyor. Sonraki 2 oyun kayboluyor ve tekrar 3 kez, 4 kez üst üste geliyordu. Bu şaşırtıcı düzene bazen rastlanır. Tuttukları notlara güvenerek oynayan kumarbazların kafalarını karıştıran da budur işte. Burada bazen kaderin korkunç cilvelerine rastlanır elbette. Sanırım geliri yarım saat bile olmamıştı ki birden kurpiye 30 bin florun kazandığımı, kasanın bir kere de bundan fazlasını karşılayamayacağını, yani ruleti sabaha kadar kapatacaklarını bildirdi. Bütün altınlarımı alıp ceplerime tıktım. Banknotlarımı da kapıp başka bir salondaki başka bir rulet masasına gittim. Kalabalık da peşime takılmıştı. Masada hemen yer açtılar. Ben de yine gelişigüzel güzel oynamaya başladım. Beni kurtaran neydi hiç bilmiyorum. Bazen hesapla oynamak geliyordu aklıma. Kimi sayılara, bazı bahislere takıldığım oluyor ama kısa sürede onları da bırakıp neredeyse bilinçsiz de oynamaya devam ediyordum. Çok dalgındım herhalde. Kurpiyelerim birkaç kez bahislerimi düzelttiğini çok iyi hatırlıyorum. Çok kapağı hatalar yapıyordum. Favorilerim bile terlemişti. Ellerim titriyordu. Polonyalar hemen koşup bana hizmet etmeyi teklif ettiler ama kimseyi dinlemiyordum. Dalihim de dönmüyordu. Birden etraftan bir uğultu ve gülüşmeler yükseldi. Bravo diye bağırışıyorlardı. Hatta alkışlayan bile oldu. Yine 30 bin florun kazanmış ve kasayı sabade kapattırmıştım. Gidin, gidin diye fısıldadı bir sağ tarafımdan. Frank Kurtlu bir Yahudiydi. Oynarken hep yanımdaydı ve sanırım birkaç kez yardımda etmişti. Tanrı aşkına gidin diye fısıldadı. Bir başkası sol tarafımdan dönüp baktım 30 yaşlarında iddiasız ama düzgün giyimli bir kadındı fısıldayan. Yorgun yüzünün hastalıklı bir beyazlığı vardı ama bu bile vaktiyle çok güzel bir kadın olduğunu saklayamıyordu. Tam o sırada banknotları buruştura buruştura ceplerime dolduruyor, masada kalan altınlarımı topluyordum. 50 frederiklik son paketi aldım ve kimseyi sezdirmeden beyaz yüzlü kadının avucuna sıkıştırdım. Bunu yapmayı çok istemiştim. Bir minnet işareti olarak incecik uzun ile elimi sıktığını hatırlıyorum. Bütün bunlar bir anda olup bitiverdi. Bütün paramı topladıktan sonra hızla otele gittim. Otelde genellikle aristokratlar oynar. Ruret'e benzemez bir iskambil oyunudur. Burada kasa 100 bin talere kadar karşılayabilir. En büyük bahis burada 4000 florindir. Oyunun nasıl bir şey olduğunu hemen hiç bilmiyordum. Burada kırmızı ve siyah vardı. Ama bunun haricinde bahisten haberim yoktu. Ben de hep onları oynadım. Bütün kumarhane etrafımdaydı. Gece boyunca Polina'yı bir kez olsun düşünüp düşünmediğimi hiç hatırlamıyorum. Önümde sürekli büyüyen banknotlar yığını tutup kendime çekmeden tarif edilemeyecek bir haz duyuyordum sadece. Gerçekten de kader beni itiyor gibiydi. Bu kez de mahsus olmuş gibi aslında kumarda sık sık rastlanan bir şey gelmişti başıma. Talih bazen mesela kırmızıya bağlanır ve 10 hatta 15 tur boyunca üst üste gelir kırmızı. Önceki gün kırmızının bir hafta önce üst üste 22 kez geldiğini duymuştum. Hiç kimse rulette böyle bir şeye rastlamadığından hayretle bundan bahsediliyordu. Elbette herkes 10. kez üst üste gelmişken kırmızıyı bırakır, para koymaya cesaret edemez. Ama tecrübeli kumarbazların hiçbiri kırmızının karşı siyaha oynamaz o zamanda. Tecrübeli bir kumarbaz kısmetin kaprisinin anlamını bilir. Mesela kırmızı 10 kere geldikten sonra 17. oyunda mutlaka siyah gelecekmiş gibi görünür insana. İşte acemilerin hepsi buna saldırır. Bahislerini 2-3 katına çıkarır ve muazzam paralar kaybederler. Ben de kırmızının tuhaf bir kaprisle yedi kez üst üste geldiğini görünce mahsus onu izledim. Bunun sebebinin yarı yarıya kendini beğenmişlik olduğuna eminim. Çılgınca bir riske girerek seyircileri şaşırtmak istemiştim. Aynı zamanda tuhaf bir duyguydu. Riske atılma arzusunun birdenbire tüm benliğimi kapladığını açıkça hatırlıyorum. Belki de ruh sayısız duyguyu bir anda tattıktan sonra tatmin olmuyor. Huzursuzlanıyor ve nihai bir bitkinliğe varıncaya dek her defasında artan bir şiddetle yepyeni duygular tatmak istiyordur. Gerçekten hiç uydurmuyorum. Eğer kurallar bir kere de 50 bin florun koymama izin verseydi, derhal koyardım. Etraftan bunun çılgınca olduğuna, kırmızının 14 dördüncü kez üst üste geldiğine dair sesler duyuyordum. Beyefendi, yüz bin florun kazandı bile, dedi yanımdakilerden biri. Birden kendime geldim. Ne? Demek bir gecede yüz bin florun kazanmıştım. İyi de daha fazlası lazım değildi ki bana. Hemen banknotlarımı alıp saymadan ceplerime tıktım. Hepsi paket halindeki altınlarımı da kapıp aceleyle kumarhaneden çıktım. Top dolu olduklarından açık duran ceplerim ve altın ağırlığı yüzünden dengesiz yürüyüşüm ve kumar salonlarından geçerken herkes gülümsedi. Galiba üzerimde yarım bir put yani buçuk kilogram daha fazla yük vardı. Bana doğru birkaç elini uzattığını gördüm. Avuç dolusu para verdim ve bu ellere. Çıkışta iki Yahudi beni durdurdu. Cesursunuz, çok cesursunuz dediler. Fakat yarın sabah olabildiğince erken gidin buradan. Yoksa hepsini kaybedersiniz. Daha fazla dinlemeden devam ettim. Bulvar öyle karanlıktı ki kendi elimi bile göremiyordum. Otelde yarım vers kadar vardı. Çocukken bile hırsızlardan, haydutlardan korkmadığım için o anda bütün bunları düşünmedim. Zaten yolda ne düşündüğümü hatırlamıyorum. Düşünce falan yoktu sanki. Sadece başarının, zaferin, gücün verdiği müthiş hazzı duyuyordum. Başka nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Pırna geliyordu gözlerimin önüne. Şu anda onun yanına gittiğimi hatırlıyor. Birazdan kavuşacağımızı, ona her şeyi anlatacağımı, göstereceğimi düşünüyordum. Fakat bana kısa süre önce söylediklerini, yanından ne amaçla ayrıldığımı belli belirsiz hatırlıyordum. Daha ancak bir buçuk saat önce hissettiğim bütün duygular çok uzaklardaki bir geçmişte kalmış, çoktan aşılmış gibi geliyordu. Artık onları anmayacaktık bile. Çünkü her şey yeniden başlayacaktı. Bunların neredeyse sonuna geldiğimde ise içime bir korku düştü. Ya şimdi beni öldürüp soyerlerse? Her adımda korkum ikiye katlandı. Neredeyse koşmaya başlamıştım. Birden yolun sonunda sayısız ışıkla aydınlatılmış otelimizi gördüm. Tanrı'ya şükür gelmiştim. Merdivenleri hızla çıkıp odamın kapısını açtım. Polina kollarını kavuşturmuş yanan mumun karşısında kanepemde oturuyordu. Şaşkın şaşkın yüzüme baktı. Herhalde o esnada çok tuhaf görünüyordum. Karşısına durdum ve paramı masaya boşaltmaya başladım.